Evet, ne diyordun Ayşe? Masa örtüsü çok özensiz, ütülenmemiş gibi. Yani nasıl yani, ütülenmemiş ya? Şurada hafif. Yok, gayet ütülü. Ayşe Hanım, bu ütülenmez ki zaten. Bu naylon. Hayır, naylon değil, bayağı naylon. Bir kumaş. Dertsizlerden ütülenir. Bu, dertsizlerden, ütülenir. Leke tutmayanlardan. Naylon tabii. Yani ütüye gelene kadar ben. Buradaki her şey gerçek şey değil, konu değil. Sen gerçeksen her şey de gerçektir Can. Okey. Yani. Şimdi şöyle söyleyeceğim, sizin sosunuz ne içeriyor? Hangi sosu kastediyorsunuz? Salata sosunu. Salata sosunu mu? Evet. Salata sosuyla ilgili yorumu bence daha sonra yemekle beraber yapsanız anladım. Daha iyi olacak. Çünkü şu an yemek yemiyoruz. Şu an ara yemekler tüketiliyor. Ben size isterseniz... Miraç Şef'in paketi mi? Olabilir, hazır kullanabilirsiniz. Yani bize özgü şeylerin ama hepsini... Ama sizin sosunuz önemli ya, bu size olan, özel. Önemli olan onları bir araya getirmek. Yani hayır, farklı lezzetleri bir araya getirmek. Önemli olan bunları alıp... Salataya boşaltmak değil, bu karışımı blenderle vesaire bir şeyde hazırlayıp salataya koymak. Sizin sıranız geldiğinde siz o tabii şekilde yaparsınız. Tabii ki göreceksiniz. Göreceğiz, siz her şeyi kendiniz ama hazırlayacaksınız, hiç hoş olmadı. Bakacağız. Yani hiç hoş olmadı ve mutfakta gerçekten bu menüye göre aşırı dağınık. Salçalar, peynirler, mantarlar... Bir saniye, bir saniye, ana yemeğe saniye. Bakar bir dakika, mısınız? Bir dakika, bakın beni konuşturmaya daldınız, daldırdınız. Ben en önemli ama şeylerden ama ben sizi konuşturmaya dalmıyorum. Unuttum. Sen her yerde böyle mi dolaşıyorsun Can? Evet. Ya bu her zaman gelmiyor yanımda. Jenny bu bazen. Gelmiyor. Pia bazen geliyor. Bu bir takı aynı zamanda. Moskova'da sokakları gittiniz mi Moskova'ya? Moskova'ya hiç gitmedim. Çok Rusya görürsünüz gitmedim. Böyle kuklalar ve insanların çantaların Can içerisinde. Can Bey, bunlarla gezecekseniz biraz bakın size ne getirdim. Merhaba. Nedir o ne? Miraç şefimizin özel paketli sosu. Nasıl yani? O da hazır bir sos. Sarımsaklı. Bu kesin salata sosu salata zaten. Sosu üstü kapatıldığı sordum için ama. Bu Miraç Bey'e. Tabii ki. Ama önemli sosu. Olan onu boşaltmak sanırım, öyle söylüyor. Yani bunları... Şefin sosu bile hazırmış yani. Bu hazır işte, menüye. Düşünün artık her siz. Her şeyi hazırken. Eyvah. Herkes bu sosu kendisi hazırlamıyor ki. Kendinden bir şey üretmiyorlar, ekmiyorlar, biçmiyorlar. Tabii ki hazır şeyleri bir araya getirerek o soslar bir araya getirmesi önemli. Ki ben sadece o sosu kullanmadım. Birçok sos ilave ettim. Ben onun cevabını zamanı geldiğinde mutlaka vereceğim, kendilerine görecekler. Sen de ne dedektif gibi gittin, onu nereden buldun Şengül? Yani tezgahın üzeri zaten darma duman. Peynirlerin yanında açık bu vardı, peynirlerin üstü açık. Tesadüf mü yakaladın onu? Yani sayılır aslında. Hepsi sen bence açık şu için. Sos neymiş diye bakmaya gittin, senin sosu getirdi. İnanın mutfağı ay, görmeye gittim tersli. Ama sosu görmem inanılmaz güzel oldu. Size verebilir miyim geri gitmesen? Tabii ki verebilirsiniz, zevkle alırım. Miraç Bey boş git. Kalpli ne güzel. Çok güzel. Ha, tabii ki bak sizin... elindeymişken bunları da alıver ki. Yani, bu ana yemek mi oluyor? Ara hayır, bu sıcak. Ara sıcak. Ha, evet. Çünkü buna koyamayız yani. Böyle mi vermemiz o dersiniz? Şekilde verirseniz daha iyi olur, evet. Okay. Evet, volovan geldi. Çok güzelmiş. Kalpli olması güzel tabii. Çok. Şekli güzel görünüyor. Ketçap mayonez var mı acaba? Ketçap mayonez mi? Evet. Şaka yapıyorsun. Evet. Anlaşıldı günün konusu arkadaşlar. Sürekli bu salata sosu üzerinden gidilecek. Onların gününde de göreceğim. Herhalde onlar her şeyi kendileri üretecekler. Çok kirli değil mi oyuncaklarınız? Neydi adı? Setten geliyoruz. Ya bunun set günlük hali. Yıkıyor musunuz? Temizliyor musunuz? Setten geldiğimiz için biraz yani normal. Günlük kirleniyor bunlar. Siz de temizliyorsunuz. Yani çok affedersiniz. Oyunculuk mu yapıyordunuz aynı zamanda? Make-up artist. Make-up artist. Sadece makyaj. Make-up artist yok, olarak. Yok. Şimdi mesleğimi anlatayım mı? Koka evet. Eksperiyim. Makyaj sanatçısıyım. Yok, hiç gerek yok aslında fashion anlatmanıza. Hiç yok yok. Fashion designer. Evet. Can Bey'in işlerini konuşacağız sanırım. Evet. Hani yaptığı işleri vesaire. Söylüyorum. Yani gerek duymuyorum ben bunları bu masada. Ya benle ilgilenmeyin yani. Yakışıklıyım diye şey, bana oynamayın gerçekten. Ya. Gerçekten çok yakışıklısınız, doğru. Ama yakışıklı ya, değil mi yani? Yani. Gözler çok güzel. Onu güzel abi. Böyle kesinlikle. Bir göz var mı dünyada? Dark mavi. Var. Dark mavi. Var. Çok bu kadar yok. Yani o kadar kaç milyar insandan tek sizde mi var? Türkiye'ye özel bir lütuf musunuz Allah'tan? Yorum yapmak için yapıyorlar açıkçası. Yemeklerimi eleştirmiyorlar aslında. Sadece yorum yapma odaklı gelmiş gibiler. Önce bir tadına baksınlar. Tadına bakmadan yorum yapmaya başladılar. Brad Pitt'in gözlerinden daha güzel gözlerim. Brad Pitt duymasın. Biz burada, hakkı doğdu. Biz burada lütfen mesleklerimizi, işte okay. Güzelliklerimizi, kişisel ketçap özelliklerimizi falan ketçap anlatmayalım. Ketçap bununla yenilmiyor. Ben uyumaz ki buna. Ama biraz ben yemek istiyorum. Sen bence bunu bir ketçapsız, mayonezsiz bir parça tat. Ha asıl, o zaman o, siz ne dersiniz o olur. Ürünün, estağfurullah, yemeğin tadını bir al.
Ondan sonrasında da ketçap mayonez gene istersen. Ha, aa bir de yavrusu var burada. Ay küçük kalp. Doğru. Kalbin içinde kalp. Güzel. Sürekli konuşuyorlar, sürekli konuşuyorlar. Hiç susmadılar geldiklerinden beri konuşuyorlar arkadaşlar ya. Gelsin çok merak ettim. Ben ettim. Anlatacağım size. Yok lütfen aman. Kendi fikrinizi ne olur kendinize saklayın. Niye kendine saklasın? Yemek hayır, yorum şöyle, yapacaksınız hepiniz. Tabii ki yorum yapacağız ama hani Can Bey'in söylemesiyle ben yorum yapmayacağım. O tabii ki herkes Miraç tek Bey'e tek yapacak. Yani. Tabii Miraç gelsin arkadaşlar. Yorumlarımızı ona yapacağız. Miraç Bey'e yardıma ihtiyacınız var mı? Bu arada kendine koymuş yani ama hazır bir şey ya. Bence. Biliyorum. Keşke önce kendinize koymadan önce bize verseydiniz. Tamam o tarafa hani ver bir tane. Tabakları değiştirmemek adına elimi uzattığınız için almak zorunda kaldım. Geri çevirmedim. Her gün mutfağa girecek misiniz? Yani gireceğim. Aa. Ya ben izin vermezsem ne yapacaksınız? Gireriz, yine gireriz. İzin vermediğim mutfağa giremezsiniz. İzin merak etmeyin. Yok hayır ben izin vermediğim sürece giremezsiniz o mutfağa. Evet Suhal Hanım ilk başta söylüyor izin verirse ev sahibi girebilirsiniz. Yani Miraç izin verdi girdiler. Evet. Ben izin verdim ama bu şekilde yorum yapacağını bilseydim kesinlikle izin vermezdi. Ben yorum yapmadım. Siz menüye yazdığınız şeyi kendi sosunuz olarak gösterip siz kendi bana paketli... yazdığınız her şeyi üretirsiniz yoktan var dersiniz üreteceğim. Şengül Hanım. O şekilde yaparsınız Şengül biz de görürüz. Şengül bakın yazıyor burada. Bakayım. Şöyle Şengül. Şengül dedim ben de zaten. O da Şermin dediniz. Yok Şengül dedim. Peki siz dediğiniz bu. Olsun. Şöyle söyleyeyim ben mutfağa gittim. Gerçekten hani durumu değerlendirmek için. Ben hani başka bir şey de değilim. Peynirlerin yanında onu görünce ve sizin sosunuzun ana yemekte kendinize özel bir şef sosu olarak yazdığınız peynirlerin için. Peynirlerin yanında onu görünce derken? Açık peynirlerinizin yanında paketi gördüm. O sos kullanıldı ve tekrar kullanılmıyor. Şimdi hayır ben kullanılan sostan bahsetmiyorum. Sizin kendinize özel olduğunu iddia ettiğiniz sosun hazır bir sos olmasından bahsediyorum. Siz kusur bulmak için şu an yorum hayır, yapıyorsunuz. Hayır siz de bana geldiğinizde görseniz yapmayacak mısınız? Şu an salatayla ilgili yoruma geçmedik. Evet. Siz buna rağmen salatayla ilgili, salata sosuyla ilgili yorum yapmaya başladınız. Şöyle söyleyeyim. Bunun zamanı gelince bence değerlendi. Patlıcanını közlediniz mi? Közlenmiş, hazır közlenmiş patlıcan bu. Ben kendim közlemedim. Ben yorumu zaten... yapabilir miyim çok ben? Çok güzel. Yeterli derecede yedim çünkü. Ama konuşuyordu şu an bir şey söylüyor ya eşim. Pardon. Patlıcanı közledi mi diye sordu. Duydun mu ne cevap verdi? Evet hazır dedi. Ben de onun üzerine yorum yapmak istedim. Tamam. Peki Şengül yesin bu arada yemedi. Evet Yeşim sabırsızlanıyorsun. Başla. Evet yani kendinizin yaptığı, ürettiği, ortaya çıkardığı bir şey var mı bu menüde? Yani her şeyiniz şu hazır çünkü ve şey o bile yetişmemiş. Benim yaptığım, ettiğim ve ortaya çıkardığım şeyler. Şimdi milföy yani, hazır zaten. Milföy sizin yaptığınız hazır değil. Bir şey değil. Bu şekilde milföy de hazır bir şekilde önünüze gelmiyor. Buna bu şekli vermek çok zor bir olay değil çok zaten. Çok kolay bir şey değil. Denemenizi tavsiye ederim. Yok denedim biliyorum. Denediniz. Çok zor bir olay değil. İçindeki patlıcana geleceğim. Zaten mevsimi değil. Mevsimi olmayan bir şeyi konserve alıp içine koyuyorsunuz ve o da o kadar tuzlu ki. Volavanı ekmek bananadan, ekmekle sıyırdı volavanı, milföy hamurunu ekmekle yedin. Bir tane bu kadar iştahlı mısın? Evet. Vay be nerene yiyorsun iştahlı mısın? Kilometabolizma hızlı çalışıyor ben, herhalde. Gıdasal besleniyor. Bir tane daha bir şey. Gıdasal derken ne demek o? Bizim daha, yemek yemiyorum. Biz taş kemiriyoruz normal günlük hayatımızda. Normal hayatımda çok yemek hani yemiyorum. Hani hayvansal besleniyorum, bilmem ne. Ya, yemek yemiyorum ben. Gıdasal daha, besleniyorum. Ne diyeyim hani. Yemek ayırt etmiyor musun? Uzaya çıkmamız lazım anlamanız için.